Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2024-2025 adli yıl açılış resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan beri kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran için dağ taş aranıyor ama maalesef bulamadılar. Soruşturma ile ilgili yayın yasağı yapıldı dedi. Hala 15 gündür bulunamadı. İnşallah sağ salim bulunur. Tabii devletin tüm imkanları, oradaki güvenlik güçlerimiz, AFAD'ımız hepsi seferber oldular. Dağ taşı arıyorlar, her yeri arıyorlar ama maalesef bulamadılar. Tabii soruşturma devam ediyor. Soruşturmayla ilgili yayın yasağı alındı. Çünkü soruşturmayla alakalı orada televizyonlar canlı yayın yapmaya başladılar. Yani soruşturmanın selameti açısından da bu doğru değildi. Çünkü oradaki özellikle soruşturmanın selametini de korumak ve daha sağlıklı veriye ulaşabilmek gerekiyordu. O nedenle bir yayın yasağı alındı. Ama diğer taraftan aramalar devam etti. İfadeler alındı. Çok sayıda kişinin ifadesi alındı. Yine orada özellikle şüpheli görülen kişilerle ilgili bir takım ifadelerden yola çıkarılarak tespitler yapıldı. İşte abisinin üzerinde bir inceleme yapıldı. Acı tıp raporu geldi. O izlerin ona ait olmadığına ilişkin bir rapor, kime ait olduğunu tespit edilemediğine ilişkin bir rapor verildi. Sonrasında amcasıyla ilgili bir tutuklama kararı verildi. Orada tabii soruşturma devam ediyor. Bizim burada soruşturmanın gidişatı ile ilgili teferruatlı bilgi vermemiz mümkün değil soruşturma açısından. Ama adli tıpın bir takım tespitleri var, DNA tespitleri var. Annesi ve babasıyla kan örnekleri alındı ve o araçta amcasının arasındaki DNA'nın uyuştuğu görüldü. Bu yönde bir rapor var ve bu kuvvetli bir şüphe. Bu şüphe nedeniyle de bugün Suç Ceza Hakimliği bir tutuklama kararı verdi. Neticede burada soruşturmanın sağlıklı bir şekilde sürmesi önemli. Mahremiyet ilkesini de koruyarak bunu yapmak lazım.